Evet, yeni bir yayından herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bu yayında biraz daha yine finansal okuryazarlık kapsamı altında farklı bir içerikle karşınızdayım. Öncelikle bunu aslında birkaç gün önce Instagram üzerinde paylaşmıştım. Burada da YouTube'da biraz daha detaylandırmak istedim. Şimdi IMF tarafından yapılan tahminlerde 2022 yılının sonunda arkadaşlar dünya ekonomisinin 100 trilyon dolar olması bekleniyor. 2022 yılı sonunda ve tabii ki bu 100 trilyon doların bakın yani çok büyük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri ve Çin tarafından yapılıyor. Yani neredeyse yarısını bu 2-3 ülke yapıyor diyebiliriz. Bu 100 trilyon doların 25 trilyonu Amerika'da, 20 trilyonu Çin tarafından üretiliyor. Çok büyük ekonomiler. Zaten yapılan tahminlerin sadece IMF tarafında değil birçok aracı kurum, yabancı kurumların hepsi 2030 yılında arkadaşlar Çin'in Amerika'yı ekonomik olarak geçeceğini ve dünyanın bir numaralı sırasına geleceğini düşünüyor. Bunun tabii ki biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri tarafından da bu engellenmeye çalışıyor. O yüzden iki ülke arasında aslında ticaret savaşları yer alıyor. Yani birbirlerinin ürünlerini işte büyütmemeye, pazarlarını büyütmemeye devam ediyorlar. Zaten Çin'in artan hızla bir nüfusu var. Yani adamlar hiç değer üretmese de aslında nüfustan dolayı daha çok üretebildiği için adet olarak büyüme eğilimindeler ama bir yandan da başka ülkelerden kopyaladıkları teknolojiyle çok kaliteli teknolojik içerikler üretmeye, ürünler üretmeye ve ekonomiyi büyütmeye devam ediyorlar. Tabii bir yandan bizim ilk ekonomi biliyorsunuz ilk 10'a girme yani dünya ekonomik sıralamada ilk 10'a girme bir hedefimiz konulmuştu ama 2023 yılına girmemize burada birkaç ay kalmasına rağmen bunun da teknik olarak imkansız olduğunu söylemek lazım. Çünkü Türkiye şu anda arkadaşlar bulunduğu yerde aslında dünya pastasından ne kadar ufak bir yer aldığını görebilirsiniz. Yani şu anda 23. sırada. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi arkadaşlar stratejik olarak önemli bir ülkeyiz belki ama ekonomik olarak maalesef dünya ülkeleriyle kıyaslandığımızda 23. sıradayız ve yerimiz çok daha iyi yerlerde değil. Yani hak ettiğimiz yerlerde değiliz. Bunlarda da biliyorsunuz zaten uygulanan politikaların ve birçok alınan kararların sebebi var. Şimdi buradan çok hızlı biçimde aslında diğer konuya geçeceğim. Bugün size paylaşmak istediğim konuya. Bununla neden paylaşmak istedim? Aslında biraz bunu borsalarla bağlayacağım. Bir yandan hani dış güçler diyoruz da yani bazen kendimizi çok mu önemli görüyoruz dünya ekonomisinde ya da dünya konjonktüründe biraz hani bu bakış açısını aslında sizlere göstermek istedim. Şimdi gelelim borsamıza. Yani asıl bizim işimiz borsa ve yatırım 101 olarak biliyorsunuz finansal okuryazarlığı geliştirmeyi arttırmaya çalışıyoruz. İlk olarak 2021 yılında Borsa İstanbul ne kazandırmış? Bir ona bakalım ve dünya borsayla kıyaslayalım. Öncelikle bu getiri arkadaşlar ABD doları bazında endeksin getirisi. BIST 100 endeksini burada dikkate alıyoruz. Şimdi özellikle fiyatları nominal olarak bakıldığında birçok aslında şeyin getirinin hisse getirisinin enflasyonun altında olduğunu görmüşsünüzdür. Borsa İstanbul'a da arkadaşlar dolar bazında baktığınızda aslında geçen sene %30 zarar ettirdi dolar bazında. Çünkü dolar çok hızlı yükseldi. Dolayısıyla endeks zarar ettirdi. Mesela Zimbabwe borsası dolar bazında %209 kazandırdı arkadaşlar. Bunun sebebi aslında Zimbabwe zaten ilk 5 enflasyonu en yüksek ülkelerden biri. %500 falan enflasyon vardı. Onu biraz böyle %80 civarına azalttıkları için 2021 yılında en çok kazandıran borsa oldu dolar bazında. Ama çok da önemli değil. Yani önemli olan arkadaşlar borsanın kazandırmasından çok bizim kişi başına düşen milli geliri arttırmamız lazım. Çünkü refah dediğimiz şey dünyada böyle ölçülür. Yani aslında hükümetlerin planı da bu olmalı. Şimdi Borsa İstanbul tabii ki 2021'de dolar bazında bu kadar kaybettirince 2022'de de bir düzeltme, bir çok kazandırma hikayesi olması çok normal. Çünkü enflasyon arttığında aslında borsaların artması son derece normal. Bunu ülkelerin hepsine baktığınızda çok yüksek enflasyonu olan ülkeler olduğunu görürsünüz. Enflasyonu aslında borsanın bugün alınmasındaki birçok sebepten bir tanesi de enflasyonun artması. Çünkü insanlar enflasyon arttığında parayı bir yerde kullanmak istiyor. Ev alacak, araba alacak parası olmayanlar da
borsaya girmeye devam ediyor ve yılbaşından yani 2022 yılbaşından bugünlere baktığımızda Borsa İstanbul'un dolar bazında da değer kazandığını görebilirsiniz. Şimdi biz zaten endekse yatırım yapmıyoruz. Biz şirketlere yatırım yapıyoruz ama bu farkındalığı oluşturmak başlangıç için önemliydi. Peki şimdi bazen biliyorsunuz bu arada ben Yatırım 101 Instagram hesabında neredeyse her gün sabahleyin sizlere global borsaların değerlendirmesini, Asya, ABD nasıl açılıyor, ne oluyor bunları paylaşıyorum. Şimdi bir aslında eğitimlerde kullandığımız, belki sizin de başka yerlerde duyduğunuz bir söz vardır. ABD hapşırırsa Türkiye nezle olur deriz. Bu arkadaşlar aslında ekonomik büyüklüklerin yanında borsa büyüklüklerini göstermek için. Bakın ABD borsasının piyasa değeri milyar dolar cinsinden bakın 27 bin olan yerde Borsa İstanbul arkadaşlar 138 bin. Ha, bu arada bu 27 bin sadece New York borsası. Bir de Nasdaq var. Hani topladığınızda Amerika'da borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri 50 milyar doların, 50 trilyon doların üstünde. Biz ise 138 milyar dolardayız ve dünyada arkadaşlar 38. sıradayız. Yani aslında piyasa değeri bakımından baktığımızda dünya borsalarına aldığımız pay arkadaşlar %0.1. Yani aslında bizim borsamız o kadar ufak ki yani ele avuca anca sığar. Yani o kadar ufak bir borsa. Hani dünya ekonomisindeki yeri gösterdim. Dünya ekonomisindeki yeri gördünüz en başta. Borsa olarak da çok aslında farklı bir yerde değiliz. Borsadaki şirketlerimizin piyasa değeri de arkadaşlar çok benzer seviyelerde. Dolayısıyla biz neden mesela ABD'de FED piyasasını takip ediyoruz? Neden FED faiz artışlarını, neden Avrupa'da piyasa artışlarını, neden Asya piyasasını takip ediyoruz derseniz işte arkadaşlar sebebi bu. Çünkü küresel fonlar dediğimiz birçok fon şu ülkelerde işlem görüyor ve ABD'deki işlem gören fonların hareketleri dünya yönetiyor. Buradan çıkan fonların gelişmekte olan ülkelere girmesi, Türkiye'ye girmesi demek, yani bunların %1'inin Türkiye'ye girmesi, Türkiye'yi uçurması demek. Bunların, bulunanların çıkması demek, Türkiye'nin tamamen borsasının bitmesi demek. Ki Türkiye'deki arkadaşlar son 3 yılda yabancı payı borsada %65'lerden %30'lara kadar düştü. Yani yarı yarıya düştü. Borsada yabancı kalmadı. Çünkü yabancı istikrar seviyor ekonomide ve kararlarda istikrar seviyor. Biz aldığımız kararlarda borsamızdaki yabancı yatırımcıları maalesef uzaklaştırdık. Ama bunu şu yüzden gösteriyorum arkadaşlar. Dünyada bir borsa yatırımı yapıyorsanız dünyadaki gelişmeleri takip etmek zorundasınız. Amerika'daki faiz oranlarını takip etmek zorundasınız. Siz sadece borsada değil Bitcoin'de de yatırım yapıyorsanız bunu takip etmek zorundasınız. Çünkü piyasalarla entegre olmuş durumda. Zaten içinde bulunduğumuz dönem bütün Twitter fenomenlerine, kriptocu fenomenlerin hepsinin FED faiz artışı takip eder duruma geldi. Yani çünkü neden? Piyasayı artık bunların şekillendirdiğini gördüler. Şimdi gelelim piyasa değeri bölü gayri safi yurt içi hasıladaki payına. Orada fena değiliz. %17.2'lerdeyiz oran olarak. Bu şu demek arkadaşlar. Yani Türkiye'deki aslında üretimi yapan şirketlerin, yani değer üreten şirketlerin çoğunluk bir kısmı aslında borsaya kote durumda. Bu %17'lik sıralı, yani %17 oran olarak iyi ama arkadaşlar sıra olarak yine çok düşük seviyede. Aslında 65. sıradayız biz. Yani bu piyasa değeri, bu şirketlerin piyasa değerini biz gayri safi yurt içi hasılamıza böldüğümüzde 65. sıradayız. Yani aşağıdaki ülkelerde bu gördüğünüz Hong Kong'da, Arabistan, İsviçre'de aslında üretilen GSH'in çok daha büyük kısmı bu şirketler tarafından üretiliyor diyebiliriz. Şimdi gelelim asıl önemli olan kısma. Şimdi asıl önemli olan kısımda arkadaşlar işlem hacimlerini burada 2021'deki işlem hacimlerini gösteriyorum. Bakın işlem hacimlerine baktığımızda sizin için belki bir şey ifade etmeyebilir. 794 milyar dolarlık Borsa İstanbul'da işlem hacmi olmuş ve 20. borsada. Nasdaq baktığımızda 73 trilyon dolar, işte New York borsasında 29 trilyon dolar diye gidiyor. Şimdi asıl önemli olan hacim bölü piyasa değeri oranı. Hacim bölü piyasa değeri oranında ise %573'teyiz arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz?
biz aslında bizim yatırımcımız yani borsada piyasa değerine göre çok fazla işlem yapmış. Tabii ki işin içine algoritmik işlemler girdi, makineler girdi vesaire. Ama özellikle yabancıların çıkmasıyla arkadaşlar yatırımcıların kısa vadede borsada olması çok ciddi arttı ve biz bu devir hızı dediğimiz şeye baktığımızda yani biz aslında biraz önce size gösterdiğim şey yani bir piyasa değeri var. Siz hacmi piyasa değerine böldüğünüzde aslında devir hızına bakmış oluyorsunuz ve devir hızında arkadaşlar Türkiye borsası yani İstanbul borsası ilk sırada. Yani bu şu demek, bir yıl içinde halka açık hisse senetlerini biz %574 yani 5 kez 6 kez alıp satmışız gibi düşünün. Yani kaç kez alınıp satıldığını gösteriyor bu borsa. Şimdi Nasdaq falan 24 saat açık. Bizim borsamız 8 saat açık. Yani biz burada birinci sıradayız. Bu şu demek arkadaşlar. Biz hisse senetlerini 5 kez 10 kez takla attırmışız. Yani sürekli alıp satmışız. Sürekli alıp satmışız hisse senetlerini. Dolayısıyla biz alsat yaptığımız takdirde özellikle piyasadaki oyuncuların tamamı çok fazla kendine güveniyor. Çok fazla aktif rol oynamak istiyor. Özellikle baktığınızda ve birçoğu da kaybediyor genel olarak baktığımızda. Dolar bazında getirisini maalesef koruyamıyor. Çünkü çok fazla işlem yapmanın doğru olduğunu düşünüyor. Ama yanlışlık arkadaşlar özellikle borsada yatırım mantığınızın kısa olması. Örneğin şu anda yatırım vadesi olarak baktığımızda arkadaşlar Türkiye'deki yerli yatırımcıların yıllık bazda en uzun süresi 46 günmüş. Yani 1,5 aymış. Yani bu o kadar üzücü bir durum ki tabii ki bunda sadece yatırımcıların suçu yok. Ama şirketlerin de suçu var. Yani şirketlerin bir kere derinlik çok az. Halka açıklık oranı çok düşük. Hisse senedi fiyatları düşük temettü veriyorlar. Mesela yurt dışındaki örneklere baktığınızda. Ama bizim yatırımcımız hani biz kendimize döndüğümüzde yatırımcımız da eğitimsiz bir biçimde borsada tamamen duyuma dayalı. Hiçbir eğitim almadan sürekli alsat yaparak para kazanma peşinde yapılan çalışmalar arkadaşlar hem akademik hem de aslında profesyonel insanların en az %99'unun bakın %99'unun yani 100 kişiden 99'unun pasif borsa yatırımı için çok daha uygun olduğu söyleniyor. Çünkü işiniz varsa çok fazla piyasayı takip etmiyorsanız daha uzun vadeli yatırımcılığa yönelmeniz lazım. Yani temelinizi yapıp doğru şirketleri seçmeniz lazım ki uzun vadede yatırımlarınız değer kazansın. Ama maalesef %99 arkadaşlar aktif yatırım yapmaya çalışıyor. Kafasına göre alıyor, kafasına göre satıyor. Sürekli bir hisseyi 5 kez 6 kez alıp koymaya çalışıyor. Dolayısıyla temel olarak kaybetme sebeplerimizi düşündüğümüzde çok fazla alsat yapıyoruz. Ve eğitim olmadan aslında yeterince piyasayı öğrenmeden piyasalarda para kazanmaya çalışıyoruz. Ancak her işte olduğu gibi arkadaşlar bir yatırımda özellikle borsa yatırımı yapıyorsanız mutlaka kendinizi eğitmeniz gerekiyor. Kitaplar okumanız, eğitimler almanız, YouTube yayınlarını izlemeniz gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu piyasada sürdürülebilir biçimde kar edilmenin yolu arkadaşlar bu şekilde. Dolayısıyla bu aslında videoda sizlere bir farkındalık yaratmaya çalıştım. Dünya borsaları ile Türkiye borsasının ne kadar aslında oran olarak bizim ne kadar küçük olduğumuzu, neden yurt dışı borsaları sürekli takip ettiğimizi, neden FED faiz artışını sürekli takip ettiğimizi anlatmaya çalıştım. Ve tabii ki özellikle bu son grafikte de yaptığımız temel yanlışa değindim. Dolayısıyla siz olun arkadaşlar kendinize eğitmeye, kendinize yatırım yapmaya, borsa yatırım yapmayandan önce kendinize yatırım yapmaya ve doğru şirketleri seçmeye ve uzun vadeli yatırımcı olmaya çalışın. Çünkü borsa uzun vadeli yatırımcılar için çok ciddi getiriler vaat ediyor. Umarım arkadaşlar faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz.